Ayın ilk gecesi, gökteki ayın, siz görmeseniz de takvime bakarsınız. Şimdi Şevval ayındayız. Bundan sonra hangi ay gelecek? Haram ay gelecek. Zülkade. Onun ilk gecesi, zaten biz dergide yazılıyoruz ama takvimde de yazıyor İlk gece 33 Fatiha oku okumak. Tamam. 33 kere Fatiha okuyacak. Sayı tamamladıktan sonra gözlerini avuç içlerine bakarak açacak. Gözlerini kapalı okuyacak. Sonra gözlerini nereye bakarak açacak? Açacak, avucunun içine bakacak. Sonra başını kaldıracak, istediği muradını niyaz edecek. O ay içinde bazı paralar elde eder, bu husus tecrübeyle ile sabittir diyor. Mesela hilal gelir. Daha bunun gibi, ben daha burada 26. sayfadayım da. Oho! Şuara suresini okumak. Mesela Şuara suresi okumak rızkı artırır, rızka ulaşmayı kolaylaştırır, zenginlik sebeplerindendir, rızkın anahtarlarındandır. Şuara suresi. Mesela sırf o niyetle Şuara suresi okumak. Biz mesela İsa ve Kay'ı biliyoruz. O var ama daha neler var? Yasin'in tilaveti, Yasin zaten ne niyetle okursan, Yasin'i yazmışım sayfalarca Yasin-i Şerif'in duası da var. Ondan sonra Vakıa Suresi, onu biliyorsunuz ama duaları var. Yasin'in de duası var, Vakıa'nın da duası var. O duayı da okuyarak bol rızıklara nail olmak için Vakıa kaç kere okunur? Hangi saatte okunur? Ne kadar okunur? Bütün bunların duaları var. Böyle gidiyor. Fetih Suresi okumak. Efendim, her sabah Fetih Suresi okuyana Allah bütün hayır ve bereket kapılarını açar. Her sabah Fetih Suresi. Dört buçuk sayfayı düşman şerrinden, zalimlerin zulmünden, hasetçiler hasedinden korunur. Zaten Ramazan ilk gecesi, fetih namazı, onları da yazılmış ayrı bir dava. Ondan sonra Tahrim Suresi okumak. cafer Sadık radıyallahu anh, şeyhimiz, pirimiz, İmam-ı Azam'ın şeyhi, hepimizin şeyhi. Ne diyor? Her kimin borcu çok olursa, Tahrim Suresi Kur'an'da iki sayfa. Bu sureyi okumaya devam ederse, biiznillahi teâlâ, üzerinde hardal tanesi kadar dahi borç kalmaz. Tahrim suresi. Bunu bir zaman okumaya devam etmek. Mülk suresi okumak. Tebareke. Tebareke'yi biz kabir azabı için kurtulmak okuyoruz. Ama her gece tebareke devam eden rızkı da artar. Bolluk sebeplerindendir. Çünkü tebarekenin zaten manası ne? Bereketi çok oldu. Tebareke kelimesi nereden geliyor? Bereketten geliyor. Kimin bereketi çok? Ellezi bi'edil mülk. Mülk kimin yönetiminde? Allah'ın. Allah'ın bereketi çok. Allah'ın bereketi çoksa seni beni de mahrum etmez. Müzzemmil suresi. Bakın bu bir acayip bir şey. Bir buçuk sayfa Kur'an'da. Bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de hangi sureler söyleyeyim? i̇bn Abbas radıyallahu anh'a geldi bir adam. Dedi rızkımın geniş olmasını istiyorum. Fakirlikten tamamen kurtulmak istiyorum. Ne yapacağım? i̇bn Abbas radıyallahu anh'a buyurdu ki bu sahih kaynaklarda geçiyor. İbn Abbas'tan gelen bir şey, hadis gibi bir şeydir yani. Sen Müzzemmil suresini okumaya devam et. Gerçekten bununla amel eden fakirlikten büyük bir eman ve güvence kazanır. Bunun hakkında tabii 44. sayfada dolu da rivayetler var. Yalnız İbn Abbas'ın tavsiyesinde ne var? Leyl suresi ve Leyli iza yahşa. Bu sure bunu okumaya devam et. Mutlaka fakirlikten kurtulursun. Sonra ne var? İnşirah Suresi. Elem Neşrah. i̇bn Abbas buyurdu bunları ki Elem Neşrah okuma devam et. Fakir kalmazsın. Fakirlikten eman ve kurtuluş bulursun. Onun için e, özellikle bu Fatiha ile Elem Neşrah sakal taranırken okunuyor. Sabah ilk tarayışta veya son tarayışta sakalınızı tararken, tam sakalınız varsa, yoksa bırakacaksınız mecburen tabii ki, sağ tarafı tararken Fatiha Şerife bitirene kadar sağ tarışı. Ondan sonra sol tarafı, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle tarardı ve böyle okurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem kaynaklarını vermişim burada. Sol tarafı da okurken, efendim, ee, elem neşrah, elem neşrah okuyorsun, bitene kadar sure tarıyorsun. Hep solu ama sağa geçmiyorsun. Bu şekil okursa diyor Fetehallahu fi ümür Allah bütün işlerde ne kadar zor işleri var, müşkil işleri var, kitli işleri var. Şu işim olumsuz gidiyor, bu işim olumsuz gidiyor. Önüne gelen bana şikayet ediyor. Bütün işlerde ona fetihler, açılımlar, kolaylıklar nasip edecektir. İbnü'n-Necar bu hadisi Zeylü Tarihi Bağdat diye bir eser var. Onda İbnül Necar büyük muhaddis, Hatibü Bağdadi'nin zeylini yapmış diyor ki ben bu hadise itimat ettim. E, i̇timat etme edilmez mi hadis? Böyle yapmaya devam ettim, tecrübe ettim. Acayip faydalarını, bereketlerini gördüm diyor. İmam Ucuri bunu naklediyor. Onca İmam Büceyremi Şafi fakih diyor. Sakal tararken günahlara kefaret olsun diye sağ tarafı tararken Fatiha, sol tarafı tararken elemle şakunur diye nakilde bulunmuş. Zaten her abdestten sonra sakalı tarayan fakir olmaz. Ama biz çoğu kere de taramıyoruz. Tesrihu lihiye akıbe kulli fil fakir. Her abdestten sonra sakalı tarayan fakirliği nef Ama bununla beraber günde bir kere de olsa sağ tararken Fatiha, solda elemleşti okursanız inşallah büyük açılımlar nasip olacak. Tin suresini okumak, Vettini ve zeytün. Ama hadi şerif imanına kuvvet gelir. Çok kolaylık ve rızık Allah Teala ona ihsan eder. Okunup üfleniyor. Şeye yiyeceklerin üstüne de okunursa böceklenmez, zararlardan mavzu Kadir Suresi okumak zaten İnne Anzelle hakkında ne yazdım bense? Müstakil 200 sayfa kitap yazdım. Burada da özellikle zenginlikle ilgili bölümler alınmakla beraber Zilzal suresi okumak. İza kim çok okursa ama nerede? Namaz içinde. İmam sahibi şeyse farzda veya sünnetlerden. Kim İza çok okursa yeryüzünün hazinelerinden Allah ona yeryüzünün hazinelerinden Allah ona kapılar açar. Bir de korktuklarından onu emin kılar. Zaten İza zülzile nedir? Nisful Kur'an, Kur'an'ın yarısıdır. Bir adam izah okudu e okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in yarısını okumuş bu. Hadis-i şerifte. Nisful Kur'an, tadil nisful Kur'an. Adiyat suresi vel adiyat dabha. Ezbere bilmiyorsanız yüzünü okusunuz. Adiyat suresini okumaya devam edene Allah borcunu ödettirir. Cafer-i Sadık'tan radıyallahu anh'a vaat edilmiş. Adiyat suresi nedir? Kur'an'ın yarısına denktir. Bir adam izah zülzeliyle vel adiyat okusun. Ben sabah namazlarında bazı kere onu okutturuyorum. İkisini okuyunca ne oluyor? Bir hatim. Biz onun için teravihi kaç hatimle kılıyorduk? 7-8 hatimle kılıyorduk biz teravih bizim evde. <laughs> Millet camide bir hatimiz oraya bir cüz okuyor. Biz bizim evde 8 hatimle kılıyorduk. Neden? E kafadan zaten 3 ihlas bir hatimden ne kadar ihlas okuyorduk? 12 ihlastan 4 hatim. Zilzel adiyattan bir hatim. Kadir suresi Kur'an'ın dörtte biri, kafirun dörtte biri, nasır dörtte biri. Dörtte birleri topluyorsun birkaç kere tekrardan. Yedi sekiz hatim yapıyorduk biz bir gecede ha. He. Siz ne zannediyorsunuz? Kafayı çalıştıran yükü götürür. Kari'a suresi okumak. Allah Allah. El Kari'a. Bak. Şimdi mesela şuna bak. Her kim dünya işlerinden boş kalmış, tembelleşmiş, çalışmıyor, bir şey yapmıyor. analar, babalar çok şikayetçi oluyor. Oğlum çalışmıyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Kadınlar da çok şikayetçi oluyor. Kocaları yatıyor evde aşağı malak gibi. Kadın da diyor ki ulan bu adam başıma bela oldu evde. Şuna bir iş bulsak da Emekli de olsa 50 yaşında emekli olmuş EYT'den. Bilmem 50 yaşında emekli olmuş. Kalmış karının başına bela olmuş. Gidip de camide ibadet de yapmaz. Kadına diyor onu niye yaptın? Bunu niye yaptın? Ya yani ne karışıyorsun gitsin erkek adamın evde ne işi var? Çalış, bak hanımlara güzel bir terkip veya çocuğu. Kim diyor, El-Kâre'n suresini diyor, okuyup diyor, kimin üstüne üflerse diyor, Allah ona rızık verir, genişlik ihsan eder diyor, bu su sureyi okumaya devam eden herkese kendi okudusa ona da bu ihsan edilir, tembellerin üzerine de okunursa ona da bir gayret gelir, bir iş nasip olur diyor mesela. Bilintik işler değil, Cafer Sadık Efendimiz'in kitabında geçiyor mu? Daha burada neler var? Allah Allah. El da hiç bunu bilir miydiniz? Tahmin eder miydiniz? Gece veya gündüz okuyan kişinin rızkına gelişmeli. Ağrılardan, hastalıklardan afiyet Bak ben ağrı kesici alana kadar onu da alalım da tabii de. Niye okumuyorum El Kariha'yı ya? Kendim yazıyorum, kendim okumuyorum. On sonra zır zır bağırıyorum. Tekasür süresi okumak. Yağmur yağarken yedi kere El Hakü'ü Tekasür Okuyan kişiye büyük bir azık ve rızık gelir. Beş vakit namazda bu sureyi okumaya devam eden zengin olur. Çünkü neden? Tekasür zaten malı mülkü çoğaltmak. Ha tamam o sizi meşgul etti diyor ayet ama kelime oradan geliyor. Tekasür kesretten geliyor yani. Onun için e okunuyor bayağı elhamdülillah, onu alır. Bin ayete bedeldir. Bir gece el hakim okusan, bin ayet okumuş sevabı vardır. Hadis sahihtir. Hanginiz binayet bin ayet oku, o, e, o, okumadan yatmayabilir? Dediler, Ya Resulallah, bin ayet okuyana kadar zaten gece biter. E biz nasıl Kur'an'ın altına biri? Bin ayet. Buyurduk, el hakim tekâsür, el -fâyete. Bir el hakim okusanız okursanız, bin ayet yazılır. Onun için hem de zenginlik olur. Hümeze suresi. Allah Allah. Veylün likillü hümeze dillü ya. Halbuki azap, tehdit, kıybet eden, hakaret eden falan, maskaralık çıkaran. Hadis-i şerif. Farz namazlarda Hümeze suresini okusa fakirliği nefyeder, eder, rızkı celbeder, kötü ölümden muhafaza eder, ölümü güzel olur. Hümeze suresi. Kur'an-ı Kerim'in hangi suresini boşa alabilirsin aşağı? Ya her kim nafile namazlarda bu sureyi çok okursa malı çoğalır, rızkı artar. Ve likulli hümezetil hümeze suresi. Nafile namazlardan sonra hani ben ezbere bilemiyorum. Tamam nafile bir namaz kıldın, sünneti kıldın, işrak kıldın, evvabin kıldın. Hemen Kur'anlar artık şeyde var. Cep telefondan giriyor hemen. Ve ilul likulli okursa malı ve rızkı artar. Kureş suresi okumak. Lila fi Kureş rızkı artıran, ulaşmayı kolaylaştıran zenginlik sebeplerinden ve rızkın anahtarlarındandır. Kafirun suresi, Nasır suresi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis-i şeriftir ve rivayettir büyük Meşayih'tan Kafirunle izaca ey çok okuyun. Feynevatuk niyal fakri bu fakirlikten sizi kesinlikle kurtaracak. Zaten geldik ihlasa. İhlas ey Ali kul Allah okumayı bırakma çünkü o fakirliği nef eder. Kim evine girdiği zaman bir kul Allah okursa hem kendinden hem komşularından fakirlik kalkar. Hem kendisinden hem komşularından. Evet. Evde biri varsa dedi bir adam ya Resulallah çok fakirim, geçim darlığı çekiyorum. Evine girdiğin zaman evde bir kimse varsa selam var. Esselamu aleyküm de. Rahmetullahi ve berekat dersen o daha iyi. Eğer evde kimse yoksa bana selam ver. Bu hadis neye delildir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti bütün Müslümanların evinde bulunuyor. Bütün Müslümanların evinde. Şimdi bak eve gireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimize gireceğiz. Biz Müslüman mıyız? Müslümanız. Bizim evlerde Resulullah'ın ruhaniyeti var mı? Var. Bu hadis buna kesinlikle delildir. Salebi büyük müfessir ve muaddistir. El keşfü ve El Beyan'da El Gafiki, İmam Gafiki ee, bütün Mağrib uleması meşayihı İmam Gafiki'nin kitabında ittifak etmiştir. Lemahatü'l vardı var İmam Gafiki. O da bunu rivayet ediyor. İmam İşbili, İmam Kurtubi tefsirde de bunu alıyor İmam Kurtubi. Bu çok önemli bir meseledir. Buradan ulema delil getiriyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti bütün Müslüman, gavurların değil, bütün Müslümanların evinde bulunuyor. Onun için diyor ki bana selam ver. Evde kimse yok. Nasıl vereceğiz Resulullah'a selam? Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peşine esselamu aleyna de okusan yol. Diğer hadiste de kendinize selam verin dedi ya. Önce Efendimiz'e verelim. Yani ettehiyyatunun Esselamu Aleyke'den sonrasını ne yapalım? Evde biri varsa ya biri varsa da ben yine hem onlara selam veriyorum sonra da Efendimiz'e veriyorum. Sonra da kendime veriyorum. Birbirine mani değil. Hanım evde çocuk. Esselamu Aleyküm. Tamam. O sonra Esselamu Aleyke Eyüve Nebi ve Rahmetullah ve Esselamu Aleyna ve Alâ Selam. Selamet. Bunu yaptığın zaman rızkın bollaşacak buyurdu. Adam bunu yaptı. Bir kere de kulü Allah okuyacaksın buyurdu. Bir kere kulü Allah okudu. Adam bunu yaptı. O kadar rızkı bollaştı dedi geldi. Ya Resulallah bütün komşulara dağıtıyorum bitiremiyorum. E bunlar iman meselesidir. İtikat meselesidir. Ondan sonra kardeş. Demin zaten dedim. Fatiha kulü Allah, Fatiha kulü Allah'a Eve girerken çıkarken. İhlas suresi okumanın faziletleri, İhlasın sayılarıyla okuması neler de neler. Geldik Felaknas surelerine. Yağmur gibi bol rızka kavuşmak istersen Felak suresini okumaya devam et buyurdu İmam-ı Şazeli radıyallahu anh. Bu da önemli bir rivayet. Bütün insanların hasedinden, Şen'den korunur. Bir de rızkı bollaşır buyurdular. İhlas kazanmak istiyorsan ihlas oku. Rızıklara kavuşmak istiyorsan felak oku ve Allah'tan yardım talep et. Zenginlik, uzun ömür için ihlas, felak ve nasüleni okumak hususunda acayip bir rivayet var burada. Şimdi bunu e, vakit yetmez çünkü bunu buldum. Yazma bir eserde buldum. Uzun uzun tercüme ettim. Sayfa 66'dan 68'e kadar. Aklınız durur. Öyle bir rivayet var. Sahabeden bir zat ömrü ne kadar uzun oldu, malı ne kadar fazla oldu, sonra onun oğlunun ömrü ne kadar uzun oldu, malları ne kadar fazla sonra onun oğlunun. Böyle, yani bu rivayet beni çok şaşırttı. Çünkü dedeleri, bu o dedesi gitti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rasulullah dedim, oğlunu da götürdü, benim bu oğluma bir hadis öğret, senden sonra bu ondan faydalansın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kulü Allah, Kulau felek, Felak, Rabbin Nas sabah akşam okumaya devam et. Ondan sonra bu aile buna devam etti. Ne olduğunu aklınız durur. Torunundan, oğlundan, torunundan mallar, rızıklar, köyler, şehirler, bolluklar, bereketler Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua almıştırlar. Evet. Bir de burada ne aldık? Bütün isteklerin usulü için fakirken okuyanın zengin ol olduğu, hastayken okuyanın iyileştiği, korkan okuyanın emin olduğu, günahlar, kârların günahını bağışlatan ruhani hastalıklar, psikolojik sorunlar, psikolojik hastalıklar tedavi eden, deli ise akıllandıran, Allah'ın rızası kazandıran zikirler. Bu da ee, İmam İbnül Cevzi diyor. Bazı beyitlerini de biliyorsunuz Risale-i İsmet Baba da Fatlubni Tecidni diye zikrediyor. Bu çok önemlidir. Bunu kim yaptı biliyor musunuz? i̇bn Abbas radıyallahu anh bu Zebur kitabında bir sure bu. Zebur kitabında bir sure. Onda bulunan surelerin en faziletlisidir. Kim bu sureyi okursa Allah onu insanların üstünde mertebe yükseltir. Dünyada ahirette razı olduğu kullandan eder. Köle ise azat eder. Günahkarsa mağfiret eder. Hastaysa şifa ihsan eder. Bir yöneticiden korkuyorsa eman verir bir muradı varsa göz açıp kapayacak zamandan daha çabuk bir şekilde ihsan eder. Ben bu sureyi fakirken okudum. Allah beni zengin etti. Korku içindeyken okudum. Allah beni emin etti. Dünya ile ilgili ne istediysem bu sureyle sahip oldum. Bu sureyi Arapçaya kim çevirdi? Zebur kitabın Arapça değil. Arapçaya kim çevirdi? Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma hazretleri tercüme ettiği için İbnül Cevzi de bunu nakletti. Dolayısıyla biz de size bunu beyan ettik. Öyle güzel bir şey ki manaları da bu sureyi bak anında görüntü diyor ha. 71'den başlıyor Arapçası 76'da bitiyor. Manalarını da yazdım. Manaları da yani manalarına bakarsanız imanınız o kadar kuvvetlenir. Ki, Tebareke men teala fi ulahu yekulu alabdi fatlubni tecidni enel cebbar halakul baraya enel mennan fatlubni tecidni enel hannan razikun kulli hayyin enel kahhar fatlubni tecidni böyle beni ara beni bulursun beni ara ama Allah Teala'nın büyük esma-i var manalarını da buradan okuyun imanınız kuvvetlenecek yakınınız kuvvetlenecek Allah'ı tanıyacaksınız celle celaluhu bütün müşkilleriniz hallolacak, rızık bolluğunda denenmiş. Cebbar benim, mahlukatın tek yaratıcısıyım. Mennan benim, beni ara beni bulursun. Hannan benim, her dirini rızıklandıran benim. Kahhar benim, beni ara beni bulursun. Ben parantez işlerine mennan ne demek? Hannan ne demek? Kahhar ne demek? Cebbar ne demek? Parantez içine onları da koyarak size bir iyilik ve hizmet yapmayı murad ettim. İnşallah hizmetlerimden yararlanırsınız. Amel edersiniz. Parayı da bulursunuz. Mevkileri de bulursunuz. Çok itibarlı olursunuz. ehl sünnete hami olursunuz. Ehl-i sünnete medreselere yardımcı olursunuz. Benim sizden tek isteğim budur. Yoksa parayı bulan biraz da bana getirsin diye bir şartımız yoktur. Ama İslam'a hizmette harcayın. Ama hakikaten zengin olursunuz. Bu iki ciltte zengin olmayan ben bilmiyorum. Vermeyince Mahmut ne yapsın Sultan Mahmut? O işe karışmam. Ama daha 77. sayfaya geldim. Şu kitap efendim e, 390 sayfa birinci cilt. Daha bunun ikinci cildinde neler 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 alırsınız okursunuz. Dünyada da zengin olursunuz. Ahirette de zengin olursunuz. İki can saadeti Kur'an'dadır, zikirdedir, hadistedir, ilimdedir, sohbettedir. Zaten Allah diyeceğiz da Allah derken hem de zengin olursak çok güzel olur değil mi? Hem zikrederiz, sevap kazanırız. Hem de maddi manevi kar kazanırız. Allah hayırlarınızı ziyade eylesin. Ecirlerinizi azim eylesin. Gözden, nazardan, şeylerden cümle muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.